TV32 muhabirimiz Isparta halkının nabzını yokladı. Vatandaşlar Eğirdir Gölü'nde %30'luk bir su kaybı meydana gelmesi hakkında ne düşünüyor? TV32 muhabirimiz sordu, vatandaşlar cevapladı. Son yıllarda giderek artan kuraklık sebebiyle Eğirdir Gölü'nde oluşan %30'luk su kaybı ile ilgili Isparta halkı neler söyledi? Eğirdir Gölü'nde su seviyesine %30 oranında bir kayıp söz konusu. Biliyorsunuz Eğirdir Gölü Isparta için hem tarımda hem de içme suyunda önemli bir rol alıyor. Evet. Sizce gölün kurumasını engellemek için ne yapılması gerekiyor ya da siz evinizde herhangi bir tasarruf yapıyor musunuz? Vallahi gereken şekilde su tasarrufu tabii ki evimizde yapıyoruz. Yani gerek çeşmelerde gerek banyoda falan. Ama tabii şimdi onu yetkililer daha iyi bilecek Eğirdir için. Eğirdir Isparta'mızın incisidir kendisi. Yani hem turizm bakımından hem tarih eser bakımından gayet güzel bir ilçemizdir. Ama işte bunu yetkililerin önlem alması daha iyi olur gibime geliyor. En güzel, kurutmayacağımız bir yer varsa Eğirdir Gölü. Çünkü Eğirdir Gölü kurudu mu bu memleket biter. Böyle giderse zaten susuz kalacağız. Isparta susuz kalacak. Yani bu biraz muhafaza etmemiz lazım. Tasarruf etmemiz lazım. Bilmiyorum yani. Tarımda falan zor verirler herhalde bu sene. Siz ne gibi tasarruflar yapıyorsunuz kendi evinizde? Ya mümkün mertebe fazla kullanmamaya veya israf etmemeye veya makine kullanmaya. Şimdi elde şey etmektense makine kullanmak daha şeyli. Öncelikle sulama kanalları çok boş, gereksiz akıyor. Onların şey yapılması lazım ve gölü besleyen bazı baraj şeylere, akarsulara baraj yaptılar. Gölü şu an besleyen pek bir şey yok. Bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Plajın kapatılması lazım. Neden? Gelen turistler pisliklerini bıraktıkları için su kirleniyor. Ve sudaki canlılık popülasyonu ölüyor. Bunun göle zararlı olduğunu düşünüyorum. Tasarruf için başka bir şey yapamaz. Ne yapacağım başka? Bizim elimizden ne gelir? Yetkililer ne yapmalı sizce? Uyarlı olmalı. Bakmaları lazım. Sizce? Aynen, ona katılıyorum yani. Doğru söylüyor. Sulamaya geçilmesi gerekiyor. Vahşi sulama önlenmeli. Beyşehir Gölü'nde de aynı. Ben Beyşehir Gölü'nde balıkçıyım, tamam mı? Mada Adası'nda yaşıyorum. Damlama sulama olursa suyumuz daha az harcanır, daha iyi olur. Yani ben kendi şahsı adıma konuşuyorum, yapıyorum tabii. Biraz daha tasarruflu su kullanmaya çalışıyoruz. Yani lüzumsuz çeşmeler varsa kapatıyoruz, hiç kullanmadığımız. Mesela boşuna akmasın diye arızalı çeşmeler tamir ettiriyorum. Sucu getirtiyorum ya da kendim yapabilirsem kendim çözüm yolu arıyorum. Su kaynakları biraz tabii dünya genelinde azalıyor. Tek Eğirdir için değil de Türkiye geneli, dünya geneli. Tabii dikkatli kullanmamız gerekiyor. Su çok önemli geleceğimiz için. Bir de yani bilinçsiz yere mesela çok çeşmeleri açık bırakıyorlar. Mesela evlerde olsun, iş yerlerinde olsun. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra bu kaynaklar vardı, gözler vardı. Eskiden su çıkıyordu. Şu anda tabii gölde dolumlar yapıldı. Kenarlar sahili boyu şey olarak doldu. Tabii onların da etkisi oldu biraz. Kayalar, taşlar doldurdu o gözleri. Ama yine var su çıkan gözler, kaynaklarımız. Biraz daha dikkatli suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Öyle diye düşünüyorum. Ama bizim yapabileceğimiz şu da var. Önceden barajlar yoktu. Barajlar yapıldı. Barajlara da tabii su da gitti. Eğirdir'den buraya da geliyor bir kısım sular. Tabii kaynak yolları da kapandı. Dağlardan eskiden kar, yağmur suları akıyordu, geliyordu. Önleri kapanınca onların da etkisi oldu yani efendim. O şekilde. Evinde tasarruf yapıyorum. Tabii mümkün olduğu kadar bilinçli şekilde suyu tüketmeye çalışıyorum ama bence tek evdeki tüketimle değil bunu. Devletin planlı bir uygulama yapması gerekiyor. Yani tek evlerdeki bir olay değil bu. Bu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir politika izlemesi gerekiyor. Bence onların öncelik, onlarda yani. Ya halk olarak tamam tüketim yani şey yapıyoruz ama dediğim gibi yani bir devletin politikası olmalı bu konuda. Elimizden geldiği kadar yapsak da yani sonuçta su herkesin ihtiyacı. Bunu önlemek için ne yapabiliriz?
gölümüzü daha iyi koruyabiliriz yani. Evimizde bulaşık makinesini daha çok kullanmaya çalışıyoruz. Suyu çok arındırmamak için tabakları. Sonra bir de şey yapmaları lazım, barajları falan açmaları lazım. Şimdi aynı evde genelde çeşme açık bırakmamaya çalışıyoruz.